Pazı yaprağında somun yapmak için malzemelerimiz 16 yaprak pazıya ihtiyacımız var. 3 tane taze soğan, 1 kase kadar taze maydanoz incecik kıyacağız. Yarım soğan, 50 gram tereyağı, 4'te 1 limon suyu, yine tuzlu olacağım. Ve 2 tane ayıklanmış, derisi soyulmuş somona ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle yapımı için soğanımı yine doğruyorum. Sonrasında taze soğanlarımı irice doğruyorum. Ve maydanozlarımı da aynı şekilde irice doğrayarak ocağımın altını yakıp tavamı kızdırıp tereyağımı eritip bunları sotelemeye başlıyorum. Tereyağını ilave ediyorum. Tereyağım erirken öncelikle soğanlarımı tavama atıp biraz soteliyorum. Tavamda onlar sotelenirken ortalama bir 8 yaprağı doğrayarak pazılarımın sotelenen soğanların üzerine dökeceğim. Bu arada ben tuzumu ilave edeyim. 1 çay kaşığı pul biberimi, 1 çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum ve sotelemeye devam ediyorum. Ben diğer taraftan somonlarımı limonlu tuzla olmaya başlayacağım. Kaynar suyumu kaseme alıyorum ve kalan ortalama bir 8 tane pazı yaprağımı içine alıyorum. Tekrardan geri çıkarıyorum. Soğanlarım kavruldu. Kalan pazı yaprağım ve maydanozu ilave ediyorum. Tepsimi yağlıyorum. Tepsimizi yağladım. Bu kavurduğum harçtan iki tarafa da, çünkü iki pazımı yatıracağım, yatağı olacak. Bu pazımın yatağı. Bunların üzerine sardığım pazıda somonları yerleştireceğim. Şimdi hafiften kaynar suya ısladığım pazılarımı yatakların üzerine koydum. Somonlarımı yerleştiriyorum. Somonlarımın üzerine kavurduğum soğanlı ve pazılı içimi ilave ediyorum. Pazıyla üzerlerini kapattıktan sonra, bu arada bunu dolma gibi de sarabilirsiniz. Aynı içi. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi pazılı somonu fırınıma veriyorum. 180 derecede ısıttım fırınımı. Ortalama bir yarım saat, 30 dakika kadar piştikten sonra servise geçeceğiz. Pazı yaprağımda somonumuz pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Pazı yaprağımda somonumuz hazır. Afiyet olsun.